Merhaba herkese. Arjantinli yazar Borges, cenneti hep bir çeşit kütüphane olarak hayal etmişimdir der. Birazdan size tanıtacağım kütüphaneler, cennetten bir köşe adeta. El Ateneo, Arjantin. The Guardian tarafından 2008 yılında dünyanın en güzel ikinci kitap evi seçilen bu çekici mekan, aslında 1919 yılında kapılarını açmış bir tiyatro. Tiyatronun kitapçıya dönüştürülmesi elbette bir hayli zaman almış. Localar keyifli okuma odalarına çevrilirken, bir zamanlar sanatçıların dans ettiği sahneye ufak bir kafe, masalar ve sandalyeler, hatta bir de piyano kondu. Bugün El Ateneo'yu ziyarete gelenler, buradaki 700 binden fazla kitap arasından istediklerini seçiyor. Okumak istedikleri birkaç yüz kitabı aldıktan sonra koltuklarından birine yerleşiyor, canlı piyano konserlerinin eşliğinde kahvelerini yudumluyorlar. Singer House. Tüm baskıcı devirlerde açık kalan Singer House, Leningrad kuşatmasında şehrin sakinleri açlıktan ve soğuktan ölürken bile açık kaldı. Şehir için bir nevi direnç sembolü haline geldi. Bugün Singer House'da on binlerce kitap var. Bu kitaplar Rusça'dan İngilizce'ye, Fransızca'dan İspanyolca'ya dek pek çok dilde olduklarından Singer House yalnızca Rusya vatandaşları için değil, dünya vatandaşları için de bir sığınaktır. The Strand. 1927 yılında açılan Strand'in New York sanatçıları arasında ayrı bir yeri vardır. Zira neredeyse her biri ya Strand'de çalışmıştır ya da oradan sıklıkla kitap almaktadır. Bu yüzden de Strand yazarların sohbet ettikleri, kitaplarını sattıkları ve gizli hazineler keşfettikleri bir yuvaya dönüşmüştür. Strand, neredeyse gün aşırı Juno Diaz, Hilton Alves ve Patti Smith gibi yazarlarla etkinlikler düzenlemektedir. Strand'in bir özelliği de kapılarını dışına dizdikleri 1 dolarlık kitap sırasıdır. Yüzlerce kitaptan oluşan bu sıra, pek çok New Yorklunun yaşam kaynağı haline gelmiştir. Libreria Acqua Alta, İtalya. Venedik'teki bu sempatik kitapçının girişinde dünyanın en güzel kitapçısına hoş geldiniz yazısı karşılar sizi. Hakikaten özgün bir atmosfer bekliyordur sizi içeride. Zira Libreria'nın tüm raf ve masaları teknelerden ve gondollardan yapılmıştır. Kitaplar bu su taşıtlarının içine dizilmiştir. Duvarlarda deniz kürekleri asılıdır. Kimi eski kitaplar mobilyaya çevrilmiştir. Kitap evinin ikinci katına çıkan merdiven eski ansiklopedilerden yapılmıştır. Eski kitapların sararan sayfaları duvar kağıtlarına dönüştürülmüştür ve siz bunları okumamak için zor tutarsınız kendinizi. Livraria Lello, Porto, Portekiz. İçeri girdiğinizde tavana kadar uzanan kitapların sıklığından, rengarenk, mozaik cam kubbesinden ve balkon katına kıvrıla kıvrıla tırmanan kızıl merdivenlerden dolayı bir an afallarsınız. Bu kitap evi hem turistlerin hem de yabancı yazarların en sevdikleri mekanlardan biri. Söylentiye göre Rowling, Harry Potter'ın okulu Hogwarts için Livraria Lello'dan ilham almış. Ve arkadaş kitabevi Atlantis Şubesi. Şimdilerde benim okuma mabedimdir kendileri. Wi-Fi şifresini bile bir şiir eşliğinde sunacak kadar zarif bir kitabevidir. Tam ortasında bulunan köpük kafe, ders çalışmaya gelenlerin ve benim gibi kitap kurtlarının vazgeçilmez mekanı. Ayrıca çalışanlar da çok cana yakın ve yardımsever. Batı kentimize hoş geldi, sefa geldi. İzlediğiniz için teşekkürler.